değer konuklar, değerli üyelerimiz, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği, Otomotiv İhracatçıları Birliği ve Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği işbirliğinde organize edilen 11. Aftermarket Konferansı'na hepiniz hoş geldiniz. Aftermarket Konferansı'nda bu yılda güncel uygulamalar, sorun ve fırsatlar, Türkiye'nin yanı sıra küresel boyutta tartışılacak. Ayrıca Covid-19'un sektörde yarattığı etkilerden de bahsedeceğiz. Bugün dünyada ve ülkemizde hala sıfır dizel ve benzinli araçların elektrikli araçlara göre çok ciddi bir pazar hakimiyeti mevcut. Dolayısıyla bu araçların satışının azalması, durması, elektrikli araçların ağırlıklı olarak piyasaya girmesi ve böylelikle elektrikli araç sayısının tüm Türkiye araç parkı için oransal bir değer ifade etme sonrasında bizler açısından da elektrikli araçların oldukça önemli olacağını söyleyebiliriz. Bir yandan otomotiv endüstrisinde yaşanan büyük dönüşüm, diğer taraftan küresel boyutlu öngörülemeyen krizler geleceğe yönelik belirsizlikleri arttırmakta. Ancak bugün itibariyle net olan bir şey var, o da otomotiv endüstrisi giderek bugünkünden farklı bir endüstriye dönüşüyor. We're at an important turning point this year for the broader economic recovery and specifically recovery in the automotive sector. The baseline outlook is for solid growth over coming years, with this initially taking the form of recovery. However, there remain key challenges and risks. The automotive industry is transforming massively. I think it is really fair to say that the automotive industry of the year 2030 will be completely different to the automotive industry that we have it today. I think we are talking on this transformation for quite a while, but now also with COVID accelerated, it is really starting. Technology change is there and to be prepared for, but I believe you have enough time to prepare for it, but obviously you must prepare. 11. Aftermarket Konferansı'nın ikinci gününe hepiniz hoş geldiniz. And the most important part of Euro Repair is being multi-brand focus part gum. With this parts gum, we are focusing our authorized repairers, but our main focus is mainly on independent repairers and wholesalers at the same time in Turkish market. Connectivity will have an impact on aftermarket, where the manufacturers are now starting actively using connectivity services to interact with the driver, to make them aware of necessary services and to offer their services actively in the car. Vehicle manufacturers are developing their own digital services. And for us as aftermarket operators, it's really important that we can compete equally with them on a digital level, or else we risk being bypassed and losing our customers to the vehicle manufacturers. Tüm otomotiv endüstrisi küresel ısınmayla mücadelede elektrikli araçlar geliştirmek için yoğun bir şekilde yatırım yapıyor. Elektrifikasyon artık bir seçenek değil, hızlanıyor ve 2030'a kadar %24, 2040'a kadar %61'i temsil etmesi bekleniyor. 11. Aftermarket Konferansı böylelikle son buluyor. Önümüzdeki sene yeniden görüşebilmek üzere. Hoşçakalın.